Evet, işte en başından beri söylüyorum, buraya gelene kadar açıkçası Hatay'da bu kadar büyük bir yıkım hayal etmek mümkün değildi. Ama çok fazla enkaz var. İlk deprem, ikinci depremle Dikkat birlikte edin. Dikkat ayakta edin. kalan binaların sayısını Dikkat saymak edin. maalesef daha kolay hale geldi. İşte yıkılmış binalardan birinden 6 yaşındaki Eymen'in çıkarılma anlarını görüyoruz efendim. Çok şükür. Kafasına dikkat edelim. Köşelerdeki demirlere dikkat. Allah'ım sana şükür. Hayvay ben. Aferin koçum. Emredin benim ya. İyi maşallah. Her yerim. Seslerinin arasında 6 yaşındaki Eymen'in enkazdan sağ salim çıkarıldığı anlar. Aşağıya doğru. Aşağıya doğru. Tabii ki bu özverili çalışmayla o yavrumuzu bulunduğu yerden kurtaran ekip de mutlu. Sevinç gözyaşlarını döküyorlar. Sonrasında bir 5-10 dakika kendileri de o heyecanını yenmeye çalışıyorlar ve sonra çalışmaya devam ediyorlar. Gerçekten bazen izlenildiğinde o kadar büyük yapı parçalarını bir kişinin bulunduğu o tutunduğu noktadan kaldırıp çıkarmasının mümkün olmayacağını düşünüyorsunuz ama buradaki gibi olabiliyor. İlahi bir güç geliyor gibi, bir yardım geliyor gibi. Çünkü gerçekten mümkün değil. Askerlerimiz için aynı şey geçerli. AFAD'çılar için aynı şey geçerli. Sivil savunma alanında sivil olarak iş gören sivil toplum örgütlerinin temsilcileri olduğu gibi birçok belediyemizin artık bu konuda ekipleri varmış. Ama bu deprem şunu gösterdi, çok da yeterli değilmiş efendim. Çünkü bunu tasarlamak, bunun projesini yapmak mümkün değildi. Birkaç şehrimizi aynı anda yerle bir edebilecek bu felaketi, yüzyılın felaketini düşünmüyorduk belki. Aklımız başka yerlerdekilere kayıyordu. Ama gerçekten çok fazla ve çok zorlu bir çalışmadan bahsediyoruz.